Evet, Asyon'un devletinin yıkılması sürecinden daha sonra ne demiştik? Asyon devleti Kuzey ve Güney Hunları olarak ikiye bölünecekler. Güney Hunları Çin egemenliğine girecek ama Kuzey Hunları da batıya doğru dünyanın en önemli göç hareketlerinden bir tanesi olan kavimler göçüne imza atacaklar arkadaşlar. Şimdi kavimler göçü deyince bir kere aklınıza ne gelsin biliyor musunuz? Kavimler göçü deyince aklınıza domino taşları gelsin. Hani böyle bir tane domino taşını vurursunuz da yüzlercesi tık 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 diye ne yapar? Devrilir ya işte. Kavimler göçü deyince aklınıza bu gelsin. Çünkü kavimler göçü çok farklı milletleri, çok farklı ırkları, çok farklı çeşit insanları ne yaptı? Yerlerinden etti. Yurtlarından etti. Türklerin bu büyük göç hareketi ve özellikle önüne kattığı birçok kavimle birlikte batıya doğru sürükledi. İşte o batıya doğru sürükleme Avrupa içlerine kadar devam etti ve Avrupa içlerine kadar devam eden bu süreç Avrupa'da çok büyük bir kaos başlattı ve bu kaosun tabii ki sonuçları olacak. Biz kavimler göçü için diyoruz ki arkadaşlar bakın hatta kavimler göçünden önce şunu söylemek lazım. Biz diyoruz ki tarihçiler olarak bir çağın bitip başka bir çağın başlaması için dünyayı etkileyen büyük olayların olması gerekir. İşte dünyayı etkileyen büyük olaylardan bir tanesi kavimler göçüdür ki kavimler göçü biraz sonra tabii daha detaylı konuşacağız ama neyin başlamasına yol açtı? Orta Çağ adını verdiğimiz dönemin başlamasına yol açtı kavimler göçü sevgili arkadaşlar. Şimdi kavimler göçü özellikle Avrupa'yı çok derinden etkileyecek. Biraz sonra daha detaylı göreceğiz. Ne yapmışlar Hunlar? Volga Nehri'ni geçerek Karadeniz'in kuzeyinden ilerlemeye başlamışlar. Türkler önlerine kattı. Kavimlerle birlikte Avrupa'ya doğru ilerlemişler. Türkler bu göç hareketlerini Balamir isminde bir komutanla başlattılar arkadaşlar. Çok önemli. Çünkü biraz sonra kurulacak Avrupa Hun Devleti'nin de kurucusu bu Balamir olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kavimler göçünün harita üzerindeki versiyonu Avrupa içlerine doğru gelip Roma'nın ortalarına ne yapacaklar? Yerleşmeye başlayacaklar. Şimdi kavimler göçünü şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben ne dedim size? Dedim ki kavimler göçü dediğimiz hadise domino taşlarına benzer. Tabii detaylarını mesela tarih ÖABT ve tarih sosyal bilgiler ÖABT öğrencileriyle konuşuyoruz ama mesela şuralarda bulunan bütün kavimleri, şuralarda bulunan bütün kavimleri ne yaptı Avrupa kavimler göçü? Avrupa içlerine doğru itti. Avrupa içlerine doğru itti. Ve bu Avrupa içlerine doğru itiş büyük bir kaosa yol açtı dedik. Bu kaos Avrupa'da toprak sıkıntılarını ortaya çıkarttı. Topraktaki güvenceyi, güvenliği ortaya, güvenlik sorununu ortaya çıkarttı. Bu kaos efendime söyleyeyim. Mesela önüne kattığı Vizigotlar, mesela önüne kattığı Ostrogotlar ne yaptılar? Avrupa'ya doğru ilerledikçe gittikleri yerlerde de hadiseler çıkartmaya başladılar. Bunu şöyle düşünün. Bir yerin, mesela bizim Garanti Akademi Dershanesi'nin toplam kapasitesi mesela bir hafta sonu için 1.000 kişi olsun. Buraya 10.000 kişi gelirse burada büyük bir kaos ortaya çıkar arkadaşlar. Ve bu büyük kaos İnsanların hayatlarını uzun yıllar etkileyecek bir kaosun başlangıcı olacak. Bu kaostan bazı kimseler faydalanacak, bazı kimseler zarar görecek. Özellikle kimler faydalanacak? Özellikle büyük toprak sahipleri bu kaos sırasında topraklarını güçlü kaleler ve güçlü şatolar olarak bölecek. Ve insanlara diyecek ki gelin size hayat güvencesi vereyim. O kalelerin, şatoların içerisinde yaşayan insanlar feodal sistem adını vereceğimiz feodalite derebeylik sistemini kuracaklar ve Orta Çağ Avrupa'sında feodal sistem oldukça güçlü hale gelecek. Feodal sistem ülkelerin bölünmesi demek. Ve bu ülkelerin bölünmesiyle birlikte merkezi krallıklar güçlerini kaybedecekler. Feodal sistemler güç kazanacaklar arkadaşlar. Bir de kaos sırasında insanlar birbirleriyle ya mücadele edip birbirlerini öldürecekler ya da birleşecekler. Çünkü birleşenler de var. Mesela bu süreçte
İşte Angıllarla Saksonlar birleştiler. İşte bugünkü İngiltere'yi oluşturdular. Mesela bu süreçte Franklarla Gotlar birleştiler. Bugünkü Fransa'yı oluşturdular. Mesela bu süreçte Vizigotlarla Ostrogotlar birleşip İspanya'yı oluşturdular gibi sizin çok detayına inmenize gerek olmayan ama şunu bilmeniz gereken bugünkü Avrupa devletlerinin milletlerinin daha doğrusu temeli oluştu. Bugünkü Avrupa milletlerinin temeli oluştu arkadaşlar. Büyük kaos sırasında çok fazla insan kaybı yaşandı ama bu insan kayıpları feodal beylerin işine geldi, merkezi krallıkların işine gelmedi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu süreçte kim çok güçlenecek? Bu süreçte çok ciddi manada güçlenen kişi ve kurum neresi olacak? Skolastik düşünceyle, körü körüne inanışla insanları kendine bağlayan Papa ve kilise, özellikle Katolik Kilisesi çok önemli hale gelecek. Avrupa'nın en güçlü adamı, Papa dediğimiz Hristiyan dünyasının lideri olacak ve Papa'nın skolastik düşünceyle yani körü körüne inanmayla insanları birbirine bağladığını, kendisine bağladığını biliyoruz. Papa ne derse doğru o. Papa ne derse herkes onu kabul ediyor. Çünkü özellikle bilim ve teknolojinin çok geri kalmasıyla birlikte Papa'nın elindeki Hristiyanların kutsal metni olan İncil Papa'nın kendi yorumlarıyla insanlara duyuruldu. İnsanların elinde İncil olmadığı için insanlar Papa ne derse onu doğru kabul etmek zorunda kaldılar arkadaşlar. Papa da bu doğrultuda ne yaptı? Papa'nın nasıl güçlendiğini anlatmaya çalışıyorum. Cennetten yer satmaya başladı Papa. Bu cennetten yer satma hadisesi ne biz ne diyeceğiz? Endülijans diyeceğiz. Cennetten yer satma ortaya çıktı. Endülijans. Hatta endülijans mahkemeleri kurulacak arkadaşlar duyanlar için. Papa'ya aykırı ya da Papa'nın kızdığı bir şeyi söyleyen adamları bu mahkemelerde yargılayacaklar. Ve hale yola gelmeyenleri ne yapacaklar? Aforoz edecekler. Aforoz etmek ne demek? Dinden çıkartmaktır. Dinden çıkarmak. Bir de enterdi yetkisi var bu papanın. Bu enterdi yetkisi de bir ülkeyi kralıyla birlikte dinden çıkartmak. Şimdi dinden çıkartma adamın toplumda yeri yok. Mesela Papa ne yapacak? Papa cennetten yer satacak. Diyecek ki kaç paran var kardeşim? Atıyorum 100 milyarım var. 100 milyara sana işte 10 dönüm arazi veriyorum. Senin kaç milyarın var? İşte 1 milyon liran var. Sana bu kadar. Senin 10 milyon liran var. Sana bu kadar. Sürekli cennetten yer satarak ekonomik olarak gücü o eline alıyor. Bakın Papa'nın bütün güçlerini sayalım. Cennetten sürekli yer sattığı için bütün para Papa'nın elinde. Bu bir. İki, krallara taç giydiren kişidir. Bir kişi kral olabilmek için ne yapacak? Papa'nın ona taç giydirmesi gerekiyor. O zaman siyasal yetki de onun elinde. Aynı zamanda askeri yetki de onun elinde. Çünkü bizim feodalite dediğimiz rejimde, biraz sonra çok detaylı göreceksiniz. Feodalite dediğimiz rejimde feodal sistemin başındaki senyörler ve onların askerleri olan şövalyeler kime bağlı olacaklar? Papa'ya. Ve kimin emrinde hareket edecekler? Papa'nın emrinde hareket edecekler. Dolayısıyla askeriye de onun elinde Avrupa'da. Aynı zamanda bütün bu güçleri eline alan adam bilimi de eline alacak mı? Alacak, bırakmayacak. Çünkü bilimsel gelişmelerin olması demek Papa'nın karizmasının çizilmesi demek. Papa ne kadar bilim adamı varsa her birini ne yapıyor? Tırsıtıyor, kandırıyor ya da konuşturtmuyor. İşte hatırlarsınız hepimizin en önemli bildiği örnek Galile örneğidir. Galile biliyorsunuz dünya yuvarlaktır dediği süreçte Papa ne diyordu? Hayır, dünya öküzün boynuzları arasında düz bir tepsidedir diyordu. Ve Galile dünya yuvarlaktır ve hatta dönüyordur deyince Galile'yi yargılayıp idam kararı verdiler.
Galile sözünden dönmese idam edilecekti. Hatta ne diyor? Diyor ki idam falan kurtarmaz bunu. Bunu yakarak öldürmek lazım. Çünkü bu bana karşı geldiği için belli ki ne olmuş buna? Belli ki içine şeytan kaçmış ve ancak biz bu içindeki şeytanı böyle çıkartırız diyor. Yani bilim, sanat, ekonomi, siyaset her şey kimin elinde? Papa'nın elinde arkadaşlar bu süreçte. Şimdi bakın bu süreçte ne olacak? Biraz sonra. Beni tanıyanlar biliyor ama tanımayanlar şunu çok duyacaklar benden. Arkadaşlar tarih neden güzel? Bağlantıyı kurarsak güzel. Tarih neden güzel? Neden sonuç ilişkisi içerisinde anlatırsak güzel. Bakın eş zamanlı dönemde dünyada neler oluyor? Papa'nın emriyle insanlar bilimsel hiçbir faaliyet yapamazken Avrupa'da, Orta Çağ'da bu süreçte Talas Savaşı diye bir savaş yaşanacak. Önümüzdeki hafta daha detaylı konuşacağız. Talas Savaşı süresince Arap Müslümanlar ve Türkler tanışacaklar. Ve Çinlilerden kağıdı, barutu, matbaayı, pusulayı öğrenecekler. Ve İslam Rönesansı adını verdiğimiz bilimsel gelişme süreci yaşanacak Türk-İslam dünyasında. Avrupa o kadar karanlık ki Avrupa'nın birçok o dönemdeki edebiyatçıları şöyle diyorlar. Diyorlar ki biz o kadar büyük bir karanlığın içerisindeydik ki dünyada çok uzak bir yerde kedi gözü gibi parlayan iki göz vardı. İşte onlar Türk ve İslam dünyası. Papa dünya öküzün boynuzları arasında düz bir tepsidedir. Bir tarafına giderseniz cinler periler var. Bir tarafına giderseniz yanardağlar, işte yangınlar var derken Ulu Bey zic hazırlıyordu arkadaşlar. Dünyanın yuvarlak olmasını bırakın, paralel meridyenleri hesap etmeye çalışıyorduk. Üsturlap adı verilen malzemeyle ay tutulması ve güneş tutulmasını hesap ediyordu Türkler. Ne yazık ki Avrupa bu süreçte Türklerin çok, Türk-İslam dünyasının çok çok gerisinde kalmıştı arkadaşlar bilimsel gelişmelerde. Peki kavimler göçü başka nelere yol açtı? Kavimler göçü bir kere Hristiyanlığın ikiye bölünmesine yol açtı arkadaşlar. Hristiyanlık Ortodoks ve Katolik Kilisesi olarak ikiye bölündü. Bugün de öyle. Katolik Kilisesi Papa'nın başında olduğu kilise sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu da Doğu ve Batı olarak ikiye bölündü. Bugün çok çok göreceksiniz biraz sonra bunları. Doğu Roma İmparatorluğu dediğimiz imparatorluk bizim Fatih Sultan Mehmet'in yıkacağı Bizans. Ve onlar Ortodoks. Doğu Roma İmparatorluğu Ortodoks. Batı Roma İmparatorluğu ise işte bu Katolik ve bugünkü Avrupa'nın temelleri olan devlet olacak Batı Roma İmparatorluğu. Doğu Roma İmparatorluğu'nun merkezi İstanbul, Batı Roma İmparatorluğu'nun merkezi Roma arkadaşlar. Bugünkü İtalya'nın başkenti olan Roma. Avrupa'nın etnik yapısı değişti ne dedim az önce? Angıllar, Saksonlar birleşti, Gotlar, Vizigotlar birleşti. İşte o birleşmeler Avrupa'nın bugünkü yeni etnik yapısını ortaya çıkarttı arkadaşlar. Türkler Avrupa'da kültürlerini yayma fırsatı buldular. Bugün dersin sonunda yetiştirebilirsek, bugün yoksa haftaya konuşacağımız Avrupa'da da bir sürü yeni Türk devleti kurulacak ama bunların öncüsü, bunların lideri kim olacak? Avrupa Hun Devleti olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tabii bir çağı bitirip başka çağı başlatabilmesi için tüm dünyayı etkileyen büyük bir olay olması gerekiyor demiştik. İşte tüm dünyayı etkileyen büyük olay yaşandı ve kavimler göçü ilk çağı bitirip orta çağı başlattı sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi feodalitenin daha detayına bakacak olursak orta çağda Avrupa'yı siyasi, ekonomik ve kültürel olarak etkileyen bir yönetim biçimi. Şu şatolara dikkat, gözünüzden kaçmasın bu. Neden bu şatoların içerisi sağlam? Çünkü henüz bu şatoları yıkabilecek askeri teknik gelişmeler yaşanmamış. Bu şatoları yıkabilecek büyük toplar henüz yok sevgili arkadaşlar. Ne zaman ortaya çıkmış? İşte kavimler göçü sırasında Batı Roma'nın yıkılmasıyla ciddi bir yönetim boşluğu ortaya çıkıyor ve kendini güvende hissetmeyen halk yaşamak için toprak sahibi ve güçlü zenginlerin yanına giriyor.
İşte adam hem kendi topraklarında çalıştıracak işçiyi buluyor, hem de insanları koruduğunu iddia ediyor. Bu da kişilerin bölgesel güç olmasını ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Basit kavramdaki, çok basit ifadeyle, ne diyebiliriz onlar için? Toprak ağaları diyebiliriz basit ifadeyle sevgili arkadaşlar. Feodalizmde toprak sahibi soylular kendi yönetim ve askeri birliklerini oluşturuyorlar içeride. Şato ve karelerde yaşayan senyörler topraklarını ekip biçmeleri karşılığında köyleri koruyorlar, karınlarını doyuruyorlar. Öyle söylemek daha doğru. Halkın himayesine girdiği kişiye süzeren, korunan kişiye de vassal denirmiş arkadaşlar. Biraz detay ama himayeye giren kişi, yani ben sizi yönetiyorsam bana süzeren, size de ne deniliyormuş? Vassal deniliyormuş sevgili arkadaşlar. Sosyal sınıflaşmanın çok ağır olduğu sınıflar, dönemler öyle söyleyeyim. Asiller, rahipler, burjuvalar ve en altta köylüler var. Köylülerin hiçbir hakkı yok arkadaşlar. Yarı köle, yarı özgür ve buna rağmen bir de vergi ödeyen sınıf. Burjuvalar, kasaba ve şehirlerdeki zenginler arkadaşlar. Rahipler, Hristiyan din adamları ki ne dedik zaten özellikle dini kisveli kimseler çok ayrıcalıklı kimseler arkadaşlar. Asiller ise en ayrıcalıklı sınıfmış sevgili arkadaşlar Orta Çağ Avrupa'sında. Şimdi Orta Çağ Avrupa'sını da bitiren feodalitenin bitişi olacak aslında sevgili arkadaşlar. Ben öğrencilerime okuldayken diyorum ki mesela 9. sınıf öğrencilerime, 5. sınıf öğrencilerime bunu yorumlatıyorum. Bir tarih şeridi çiziyorum ve o tarih şeridinin üzerinde mesela diyorum ki çocuklar Orta Çağ bitiren şey İstanbul'un fethiymiş. Biz İstanbul'u fethettik diye mi Orta Çağ bitti? Hayır. Aslında feodalite bitti diye Orta Çağ bitti arkadaşlar. Yani Türkler İstanbul'u fethetti diye değil daha çok o feodalite bitti diye. Çünkü feodaliteyi bitiren birkaç şeyden bir tanesi ki en önemlisi İstanbul'un fethi. Neden İstanbul'un fethi? Çünkü İstanbul'un fethi sırasında kullanılan ağır büyük toplar kralların önünü açacak. Krallar diyecek ki bir dakika ya adam kıçı kırık, adam koskocaman İstanbul'u yendi. Ben kıçı kırık feodal beyi mi yenemeyeceğim dedi. Ve o Fatih Sultan Mehmet'in yol açtığı bilimsel askeri teknoloji Avrupa'da kullanılmaya başlandı. Ama feodalite o zamana kadar bir seferde nasıl zayıflamıştı? Haçlı seferleri nedeniyle zayıflamıştı. Çünkü şöyle şunu bir hatırlayın az önceden. Parası olan ya da zenginler ne veriyorlardı? Papa'ya para veriyorlardı ve cennetten yer alıyorlardı. Ama parası olmayanları bu durum çok üzüyordu. İşte Papa dedi ki size dedi cennete gitme fırsatı sunuyorum. Sizler çok günahkarsınız. Bir de böyle cehennemi o kadar kötü anlatıyor ki işte cehennemde şöyle yanacaksınız, böyle günahkarsınız, şöyle gidemezsiniz cennete. Ancak para verirseniz gidersiniz diyordu. İnsanlar korkup para veriyordu ama parası olmayanlar, parasını veremeyenler için ne dedi? Müslüman dünyası büyüyor, Türkler büyüyor. O zaman Türkler ve Müslümanlar üzerine savaşa giden herkes bu savaşı kazanacak. Çünkü İncil'de öyle yazıyor ve bu savaşa gidenlerin hepsi cennete gidecek dedi. Bu durumda fakir halkı mutlu etti ve nereye katıldılar? Haçlı seferleri adı verilen aslında bir din savaşına katıldılar arkadaşlar. Ve bu haçlı seferleri sırasında hem bu feodal beyler, hem feodal beylerin askerleri olan şövalyeler, hem de bu halk hayatını kaybetti. Bu durum kralı güçlendirdi, feodaliteyi zayıflattı ama feodaliteyi tamamen bitiren şey İstanbul'un fethinden sonra barutun ateşli silahlarla kullanılarak büyük bir yıkım yapacak topların kullanılması oldu arkadaşlar feodalitenin bitişi. Feodalitenin bitişiyle zaten İstanbul'un fethiyle eşitlersek ne oldu? Orta Çağ bitip yeni çağ başladı sevgili arkadaşlar. Buraya kadar var mı bir sıkıntı sevgili arkadaşlar? Kavimler göçüyle ilgili sormak istediğiniz bir şey? Yok hocam. Peki. Dilara sen mi cevap verdin bana? Evet hocam. Ya Allah razı olsun. Birilerinin sesi çıkabiliyormuş. Çok sevindim. Peki gelelim o zaman.
Avrupa Hun Devleti'ne arkadaşlar, Avrupa Hun Devleti'ne yeni MEP kitabında Avrupa Hun Devleti'nin ve sonrasında birçok Türk'ün burada yaşadığı dönemde buralara Türkiye denmiş arkadaşlar. Buralara Türkiye denmiş. Biraz sonra konuşacağız. Katolik ve Ortodoks farkı nedir? İşte mezhep farklılığı, öyle düşün. Çok böyle detayına hakim değilim Hristiyan dinliğiyle alakalı olduğu için de. Ama mezhep farkı yani. Hani bizde var ya Şiilik, işte Sünnilik gibi düşün. Öyle düşün. Şimdi az önce bahsettiğimiz Balamir neyi kurmuş, kimi kurmuş? Avrupa'daki ilk Türk devletini kurmuş. Buna da ne demişiz biz? Avrupa Hun Devleti demişiz sevgili arkadaşlar. Balamir bu Türklerin önderiydi. Balamir bu Türkleri buraya göç ettiren kişiydi. Dolayısıyla burada liderliğe devam etmiş ve bugünkü arkadaşlar Macaristan'ın başkenti olan Budapeşte yakınlarında kurmuşlar devleti. Budapeşte yakınlarında kurmuşlar bu devleti arkadaşlar, Macaristan'ın başkenti olan Budapeşte yakınlarında. Ki bu da Macarların Hungari, bilmiyorum ne kadar bağlantısı var ama Macarların Türk tarihine bakışını değiştirmiş. Uzun yıllar Osmanlı Devleti ile savaşmış olmasına rağmen Macarlar, Avusturya ve Macaristan, uzun yıllar Osmanlı Devleti ile savaşmış olmasına rağmen arkadaşlar Türk tarihini araştırmaktan geri durmamışlar. Ve bugün mesela Macaristan'da biz de Atilla'nın torunlarıyız diyen bir parti mesela %15'e yakın oy alıyor. Türk milliyetçisi bir parti var. Biraz sonra biz göreceğiz işte mesela Bulgarlar olacak, Peçenekler olacak burada. Onlar ne yapacaklar? Onlar Türklüğü özelliklerini unutacaklar. Macarlar da unutacak ama mesela Bulgarlar çok sert. Kesinlikle Türk olduklarını kabul etmiyorlar ama Macarların içerisinde Türklük özelliklerini kabul edenler de var arkadaşlar. Gizem, tam Tuna Nehri çevresi sayılmaz. Çünkü Tuna Nehri'ne biraz daha uzaklar ama yine Tuna boyudur aslında. Yani Budapeşte de Tuna boyudur diyebiliriz. Ulduz'un ölümünden sonra başa kim geçiyor? Özür dilerim. Balamir'in ölümünden sonra başa kim geçiyor? Ulduz geçiyor arkadaşlar. Ulduz dönemiyle ilgili. Bakın Roma'ya ve Anadolu'ya akınlar yapılmıştır ifadesini görüyoruz. O zaman ne diyeceğiz biz? Ulduz döneminde Anadolu'ya ilk akınlar, Türkler tarafından İskitler yapmıştı. Şimdi Anadolu'ya Türk akınları düzenleyen ilk devlet kim olacak? Avrupa Hun Devleti olacak. Hangi hükümdar zamanında? Ulduz zamanında. Anadolu'ya ilk Türk akınlarını düzenleyen devlet. Anadolu'ya ilk Türk akınlarını düzenleyen devlet. Ama Anadolu'ya ilk kez gelen Türkler İskitler. Anadolu'ya ilk kez devlet olarak gelenler Avrupa Hun Devleti ve başında da kim var? Ulduz var arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayınız. Şimdi aradakiler çok çok önemli değil ama Ulduz'dan sonra Karaton ve Ruabaş'a geçiyor ama bizim için önemli olan kim olacak arkadaşlar? Atilla olacak tabii ki. Şimdi Attila aslında doğrusu. Başlangıçta ülkeyi kardeşi Bileday'la birlikte yönettiğini biliyoruz. Ve Attila'nın özellikle Bileday'ın yavaş yavaş böyle ön plana çıkması gibi bir durum söz konusu olunca ne hikmetse Bileday'ın öldürüldüğünü görüyoruz. Cenazesi bulunuyor.
Ve Beleda'nın ölümünden sonra devleti tek başına kim yönetecek? Attila yönetecek arkadaşlar. Şimdi bir kere büyük ihtimalle kardeşini öldüren de o. Büyük ihtimalle Beleda'yı öldüren de o arkadaşlar. Ve çok sert bir hükümdardan bahsediyoruz. Çok sert bir hükümdardan bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Lütfen Attila ile ilgili birçok ünvan olduğunu unutmayınız. Attila ile ilgili ünvanlar olduğunu unutmayınız. Bu ünvanlar karşımıza çıkabilir. Bir kere hepimizin en çok bildiği şey Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın kamçısı. Yorumlayacağım bunu. Tanrı'nın kırbacı ya da Tanrı'nın kamçısı arkadaşlar. Etsel ifadesi var. Etsel ifadesi var. Cesur kavimlerin efendisi. Cesur kavimlerin efendisi. Ve savaş tanrısı Ares'in kılıcını taşıyan ya da ona sahip olan hükümdar. İfadeleri Attila için kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi bir kere neden Tanrı'nın kırbacı? Bazı yerlerde şöyle duyuyorsunuz. Diyor ki Attila kendisi demiş bunu. Ben Tanrı'nın kırbacıyım diye. Aslında hadise tam olarak böyle değil. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi Avrupa'dakilere, biraz sonra göreceksiniz siyasal yaptığı ya da savaşlarla yaptığı icraatları ama Avrupa'daki insanlara çok ciddi zorluklar çıkartıyor Attila. Siyasal olarak ve halka da ciddi manada sıkıntılar çıkartan sert bir hükümdar. İnsanlar Attila'nın yaptığı zulme karşı gidip kimden hep yardım istiyorlar ya da kime gidip ya sen buna niye engel olmuyorsun, sen Tanrı'nın yeryüzündeki en önemli kişisisin diyerek sürekli Papa'ya gidip diyorlar ki Papa Hazretleri Attila'ya ne zaman engel olacaksın? Şimdi Papa'nın da Attila'ya karşı elinden bir şey gelmiyor ya, ne yapacak? Diyecek ki ya şimdi bakın bir dinleyin. Tanrı ya da ben Attila'ya engel olamaz mıyız zannediyorsunuz? Tabii ki olur. Ama Attila sizi cezalandırılmak için gönderdi. Siz o kadar günahkarsınız ki para da vermiyorsunuz cennete gidebilirsiniz. O kadar günahkarsınız ki Attila sizi cezalandırmak için gönderildi. Ben hep onun esprisini şöyle yapıyorum. Allah'ın sopası gibi. Allah'ın sopası yok ya derler ya bizimkiler. Tanrı'nın kırbacı ya da Tanrı'nın kamçısı onları cezalandırmak için gelmiş diyorlar sevgili arkadaşlar. Bir diğer Attila ünvanı Nibelungen destanında bahsedilen Attila için bahsedilen ifade Etsel ifadesi arkadaşlar. Nibelungen destanında Attila için ne demişler? Etsel demişler. Bunu şöyle böyle çok babacan, iyi insan anlamına geldiğini söylerler ama tabii diğer Avrupa halkları ne kadar öyle düşünüyor bilmiyorum. Şimdi cesur kavimlerin efendisi hadisesinde de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi yıllarca hani biliyorsunuz Türklere barbar falan filan demeye çalıştılar ya. Asıl Avrupa'nın temelinde o kadar çok barbar var ki. İşte bu Vizigotlar, Ostrogotlar, Vandallar ki Vandallık diye ifade vardır ya. Vandallar bunların hepsi barbardı. Ve Attila bu barbar kavimleri ne yaptı? Kendi egemenliğini aldı arkadaşlar. Ve savaşlarda Türk şekliyle, Türk sistemleriyle onların o sertliklerini birleştirerek ne yaptı? Avrupa'da çok çok ciddi askeri bir üstünlük kurdu. İşte ne demişler? O cesur kavimlerin efendisi olmuştur demişler Attila için arkadaşlar. Bir de ne demiş adamın bir tanesi? Savaş sırasında Attila'yı görmüş. Attila yenilmiyor sürekli. Vallahi gördüm diyor, billahi gördüm diyor. Savaş tanrısı Ares'in kılıcını taşıyordu Attila diyor. Sanki kaç kere savaş tanrısı Ares'i gördüyse amca,
Savaş Tanrısı Ares'in kılıcını taşıyor. Neden bu ifadeler çok? Çünkü yenilmiyor. Bir de Atilla'ya çok böyle doğaüstülük katıldı ki bunun sebeplerinden bir tanesi dünya tarihi üzerinde en fazla suikast girişiminde bulunulan padişah, hükümdar. En fazla suikast. Ne kadar suikast denedilerse Atilla'yı ne yapamadılar arkadaşlar? Öldüremediler. Atilla'yı öldüremedikçe Atilla'ya olan kahramanlık öğütleri, kahramanlık hikayeleri daha da artacak sevgili arkadaşlar. Peki bu Atilla'nın derdi ne? Bu Atilla'nın derdi ne? Bu Atilla'nın şöyle bir derdi var. Şöyle ikiye bölelim o derdi. Atilla'nın dertlerinden bir tanesi Batı Roma. Az önce bölmüştük ikiye, hatırlayınız. Diğeri de Doğu Roma. Doğu Roma. Doğu Roma bizim Fatih'in yıktığı dedik az önce Bizans ve merkezi İstanbul. Merkezi İstanbul. Bunlar arkadaşlar, bunlar Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine geçmişler. Ki patrikhaneleri hala bugün bizim İstanbul'umuzda. Batı Roma ise merkez, bugünkü İtalya'daki Roma ama Katolik ve başlarında kim var? Başlarında Papa var. Sizce Atilla'nın derdi hangisi olacak? Atilla'nın derdi tabii ki daha güçlü olan, tabii ki daha etkili olan Papalık, yani Batı Roma olacak. Ama Atilla önce arkayı sağlama almak isteyecek. Arkayı sağlama almak için ilk seferlerini kimin üzerine yapacak? Doğu Roma üzerine yapacak arkadaşlar. Doğu Roma üzerine yapacak. Doğu Roma üzerine biraz sonra göreceksiniz. İşte Margos Barışı. Sonra Margos Barışı ihlal edilince Balkan Seferleri adını verdiğimiz seferler. Şöyle bir arada görün diye alt alta yazıyorum. Biraz sonra slaytlar ilerledikçe göreceksiniz büyük ihtimalle. Balkan Seferleri. Sonra da Anatolius Barışı. Larını yapacak Atilla. Derdi ne? Doğu Roma'yı etkisiz kılıp asıl derdi olan Batı Roma üzerine yürüyebilmek arkadaşlar. Batı Roma üzerine de seferleri olacak. Mesela Galya Seferi, mesela İtalya Seferi, ki ona biz Venedik Seferi de Vatikan Seferi de deriz. İtalya Seferi gibi seferleri olacak arkadaşlar. Vatikan'a kadar gitmek isteyecek Atilla. Başarılı olup olmadığını şimdi göreceğiz. Bu Margos Barışı ile aslında şöyle söyleyelim. Biraz sonra bozulacak. Onun için böyle çok detaya gerek yok. Tarih ABD öğrencisi değilseniz, tarih öğretmenliği okumuyorsanız. Arkadaşlar, Margos Barışı Bizans'ın Avrupa Hun Devleti'nin üstünlüğünü kabul ettiğinin ispatıdır. Bizans Hunlara artık 700 altın libre para verecektir ki bir devlete vergi vermek, ona her yıl vergi ödemek aslında fiilen ona bağlandığının ispatıdır diyebiliriz. Tabii bu barışı bozacakları için, bu anlaşmayı bozacakları için Margos Anlaşması'nı Atilla onların üzerine Balkan Seferleri adını verdiğimiz seferleri gerçekleştirecek. Çok sert Atilla arkadaşlar. Özellikle bu Doğu Roma üzerine yapılan seferlere İstanbul'u kuşatmamış ama İstanbul'u kuşatmaya kadar düşünmüş. Özellikle İstanbul'da yaşanan çok büyük bir deprem var. Yani İstanbul halkı bu depremle cebelleşirken acaba diyor gidip bu haldeyken İstanbul'u alsam mı diye bile düşünebiliyor arkadaşlar. İşte bu süreçte ne yapacak? Doğu Roma İmparatorluğu Atilla'dan tamamen aman dileyerek Atilla'yla Anatolius Anlaşması dediğimiz anlaşmayı imzalayacaklar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bizans savaş tazminatlarını ödediği paraları 3 katına çıkartıyor. Atilla Bizans'ın, yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun etkinliğini kırdığını düşünmüş olacak ki
artık yönünü ne tarafa çevirecek? Artık yönünü Batı Roma'ya çevirecek arkadaşlar. Artık yönünü Batı Roma'ya çevirecek. Gizem, Batı Roma ve Doğu Roma yazdığın slide, eyvah sildim ki onu ben. Geri çıkar mı acaba? Dur bakayım. Bunu çıktı. Boş bir sayfa bulup sana onu açabiliriz. Şuraya yazmıştım. Şimdi arkadaşlar, Atilla'nın derdi Batı Roma'ydı. Dediğim gibi işte o Batı Roma'ya Galya ve İtalya Roma seferlerini yapacak ve nereye gidiyor? Vatikan'a doğru gidiyor. Biraz sonra göreceksiniz bu seferlerin ilki başarısız olacak. Bu seferlerin ilki aslında başarısızlıktan ziyade şöyle kazananı çıkmayacak savaşın. Kazananı çıkmayacak arkadaşlar. Gizem geçti. Şimdi Galya Seferi, Katalon Savaşı adını verilen savaşla, Batı Roma ordusuyla ağır kayıplar verilmesine rağmen ne olacak arkadaşlar? İki taraf da savaşı kazanamayacak. Bakın bu acayip bir şey. Bu niye acayip bir şey? İlk kez Atilla bir yeri geçemedi. İlk kez Atilla başarısız oldu. İlk kez Atilla bu kadar büyük kayıp verdi. Bu durum Papa'nın karizmasını arttırır. Çünkü Papa bugüne kadar Atilla'dan uzak kaldığı sürece ne diyordu? Ya siz günahkarsınız, Atilla sizi cezalandırmak için Tanrı tarafından gönderildi. Ama ilk kez Atilla doğrudan Papa üzerine yürürken ne oldu? Başarısız oldu. Bu durum Papa'nın karizmasını arttırdı arkadaşlar. Ama Atilla bunu böyle çok da beklemeyecek. Hemen bir yıl sonra ne yapacak? Yeniden bir sefer bekleyecek. Başlatacak. Arkadaşlar herkes bütün gücüyle, ki Papa'nın karizmasının arttığını düşünecek olursak daha da fazla askerle aynı yeri savunurken Atilla ordusunu nereye taşıyacak? Atilla ordusunu Alp dağlarına taşıyacak. Alp dağlarından Roma'ya girecek sevgili arkadaşlar. Ve Roma'ya giren Atilla Papa'yla karşılaşacak. Roma'ya giren Atilla Papa'yla karşılaşacak. Şimdi Avrupalıların Türkler üzerindeki en büyük düşmanlık sebebini öğreniyorsunuz aslında. Bazı arkadaşlar der ki işte Kanuni Sultan Süleyman zamanında Viyana kapılarına dayanmamızı Avrupa hiç unutmamıştır. Avrupa'nın asıl unutmadığı şey budur arkadaşlar. Milyonlarca Avrupalının, milyonlarca Katolik'in emrinden çıkmadığı, ki aptalca emirlerinden çıkmadığı Papa ne yapmıştır? Atilla'nın önünde diz çökmüştür sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kadar zahmete rağmen Atilla neden Roma'yı işgal etmedi? Neden Vatikan'ı tamamen başlarına yıkmadı diye çok fazla tartışılır sevgili arkadaşlar. Çok fazla tartışılır. Biraz ben de yorumlayacağım ama şu ekranda gördüğünüz şeyi bir yere fotoğraflamanızı ya da yazmanızı istiyorum. Çünkü ben bunu soru olarak 2020 KPSS'de bekliyorum. Olabilir. Başına da şöyle şey yapayım. 2020 KPSS diyeyim. Siz de motivasyon olarak daha iyi öğrenin bunu arkadaşlar. Karşımıza çıkabilir. Şimdi ben hep bunu derste şöyle anlatıyorum, biliyor musunuz? Diyorum ki öğrenci arkadaşlara. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere yeni dünya düzeninde Müslümanları o kadar bölük parçaladı ki Müslümanlar bugün hala birbirlerini yiyorlar. İşte mesela özellikle Arabistan Batı bloğunda, Mısır Batı bloğunda, efendime söyleyeyim Irak'ta camiler bombalanıyor ki Şiiler Sünni cami, Sünniler Şii camiyi bombalıyor falan, öyle bir böldü İslam dünyasını kolay yönetebilmek için. Ama bütün bu düşmanlıkları yapanlardan hiçbir tanesi mesela Allah korusun Kabe'ye bir bomba falan atmadı.
Neden? Çünkü Kabe'ye bugün bir bomba atılırsa İslam dünyası birleşebilir. Yani o kadar da değil diyebilir. İşte aynı bizim Kabe gibi, Müslümanların kutsal yeri gibi, Hristiyanların da kutsal yeri Vatikan. Şimdi hazır ne güzel Roma İmparatorluğu parçalanmış, Hristiyanlar Katolik ve Ortodoks olarak ikiye bölünmüş, birbirlerini yiyorlar. Ne gerek var kardeşim birleştirmeye diye düşünmüştür Atilla Bir. İkincisi Batı Roma'nın gücünü kırdı. Batı Roma ona istediği vergiyi verdi. İki. Üçüncüsü ise sevgili arkadaşlar özellikle Katalonya Savaşı'nda çok ciddi kayıplar verdiği için Atilla buradan çıkması zor olabilir. Buradan çıkarken yapacağı kaybedeceği her bir asker arkasından gelen İranlıların atası olan Sasanilerin ona daha büyük zarar vermesine yol açabilir. Onun için bir an önce kuşatmayı kaldırıp ne yapmıştır? Geri çekilmiştir arkadaşlar. Roma'yı almaktan vazgeçmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Atina'nın Roma'yı alabilecekken vazgeçme sebeplerindendir ya da değildir sorusu karşımıza çıkabilir. Anlaştık mı? Evet hocam. Notunuzu aldıysanız devam edeceğim. Avrupa Devleti'ni bitirip bir mola verebiliriz. Roma seferinden döndükten hemen sonra hayatını kaybediyor arkadaşlar ki tabii ne kadar etkilidir, ne kadar doğrudur tartışılabilir bu dönemdeki tarihi bilgiler ama Atilla'nın düğünü sırasında eşi tarafından zehirlendiği iddia edilir arkadaşlar. Eşi tarafından zehirlendiği iddia edilir sevgili arkadaşlar. Tabii Atilla'dan sonra Avrupa Devleti siyasal gücüne son verecek ama Avrupa'da, Avrupa içlerinde bir sürü yeni Türk devleti kurulacak arkadaşlar. Avrupa içlerinde bir sürü yeni Türk devleti kurulacak. Hiç sorma Sare, adamı eşi öldürmüş. Atilla'nın mezarı bulunamamıştır arkadaşlar. Atilla'nın mezarının bulunamama sebebiyle ilgili çok fazla söylenti vardır. Ama şöyle söyleyeyim, bu mezar hadisesini hani ara vermeden iki dakika yorumlayalım. Eski Türk devletleri özellikle hükümdarların ya da ölmüşlerin bunu dinde göreceksiniz, Türklerde dinde ölmüş kişilerin, ataların ruhlarına çok fazla saygı duyuyorlar. İşte o saygı nedeniyle düşmanlardan bir tanesi gelip bu mezarı bulup bu mezara hakaret edebilir düşüncesiyle genellikle büyük Türk hükümdarlarının mezarlarını saklamışlardır arkadaşlar. İşte o saklanan mezarlardan bir tanesi de Atilla'nın mezarıdır. Tam nerede olduğuna dair bir bilgi yoktur ama kimi kaynaklar denizin ortasında bir adaya gömüldüğünü ve zamanla bu denizin yükselerek adanın sular altında kaldığını falan iddia ediyor. Tabii ben çok net bilemiyorum. Peki, Köktürk Devleti'ne başlarken sağdaki kurt neyi ifade eder? Soldaki adam kimi ifade eder? Fikri olan var mı? Yok mu? Kürşat mı hocam? Efendim? Kürşat mı? Harikasın ama kimsin bilemedim, göremedim. Kaçırdım. Furkan. Aynen öyle Furkan. Soldaki kişi Kürşat'ı temsil ediyor. Bugün öğreneceksiniz Kürşat kim. Sağdaki de arkadaşlar Göktürk Devleti'nin bayrağı. Göktürk Devleti'nin bayrağı arkadaşlar. Bu bayrağın sebebi şu. Özellikle bakın biz bu devletin temelleriyle ilgili birçok bilgiyi Ergenekon destanından alıyoruz.
ve Bozkurt Destanı'ndan alıyoruz. Ergenekon ve Bozkurt Destanları'ndan aldığımız için özellikle yani genel olarak Türk devletleri için kurt figürünün önemini biliyoruz ama özellikle kök Türkler için kurt önemli bir figür. Çünkü onları onların hayatını kurtaran, onları bağımsızlığa götüren önemli bir figür arkadaşlar. Kurt haberiniz olsun. Göktürk Devleti'nde bayrağıdır. Sağda gördüğünüz. Şimdi iki tane Köktürk Devleti göreceğiz sevgili arkadaşlar. Bunlardan birinci ve ikinci Köktürk adlarından da belli. Ama haritadan da anlayacağınız üzere, sevgili arkadaşlar, unutmayınız ki Göktürk Devleti Orta Asya'nın en büyük devleti, Türk Devleti olacak. Göktürk Devleti Orta Asya'nın en büyük Türk Devleti olacak sevgili arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, doğu-batı yönünde en geniş devlet. Doğu-batı yönünde en geniş devlet, haritadan da göreceğiniz üzere arkadaşlar çok büyük bir devletten bahsediyoruz. Bu haritayı unutmayın, yine göreceksiniz ama özellikle bu devlet bu kadar büyük bir alana hakim oluyor ya, bu alandan çekildiği zaman problemler yaşanacak ki o problemler dünyanın kaderini yeniden değiştirecek. Dünyanın diyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Birinci Köktürk Devleti 552 yılında kurulmuş ama önemli olan şu, Türk adını devlet adı olarak ilk kez kullanan Türk Devleti'dir. İlk kez adında Türk adı geçen devlettir. Ve bu durum onların nasıl özelliğini gösterir? Bu durum onların milliyetçi özelliğini gösterir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Milliyetçi özelliktir bu. Türk adını kullanmaları Köktürklerin. Aynı zamanda yine nerede kurulacaklar? Aynı zamanda yine Ötüken'de kurulacaklar arkadaşlar. Ötüken'de kurulacaklar. Geçen derste Ötüken için ne demiştik? Türklerin en sevdiği şehir. Onun için ne diyorlar? Kutlu başkent, toprak ana, Türk memleketlerinin yüreği diyorlar Ötüken için. Arkadaşlar bu bazı önemli şehirleri böyle derslerde yorumlaya gideceğiz ama ben sizler için böyle notlar tutuyorum. Bu notları sizin WhatsApp gruplarınızdan derslerin sonuna doğru atacağım sevgili arkadaşlar. Her biriniz benim öğrencim olamayabilirsiniz. Öğrencilerime tek tek dağıtacağım dershanede ama hani dershanede karşılaşamazsak elinizde olsun isterim. İşte onlarda bu şehirler de var arkadaşlar. Böyle sınavda çıkabilecek şehir ünvanları var. Şehirler ve ünvanları. Aynı zamanda Emre Hoca Garanti Akademi Instagram adresinden de onları paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar son yıllarda özellikle bize şöyle sorular gelmeye başladı. Bu devletin kurucusu kim? Şu devletin en parlak dönemi kim? Onun için lütfen bu devletin merkezi neresi? Onun için lütfen kurucuları, en parlak dönemleri ve siyasal birlik sağlayanları unutmayacağız. Ben sonunda size bir tablo yapacağım gerçi ama ders içerisinde de kaçırmayın. Ben size sonunda bir tablo yapacağım. Göktürk Devleti'nin kurucusu Mumin Kağan arkadaşlar ve devletin başkenti, merkezi Ötüken diyebiliriz. Ülkeyi kardeşi İstemi Yabgu ile birlikte yönetmiştir. Diyor ki buna biz ne diyoruz? Asya 10 Devleti'nden itibaren başlamış olan ikili teşkilat diyoruz arkadaşlar. Ne diyormuşuz? İkili teşkilat. Geçen haftaki dersi hatırlayınız. İkili teşkilat diyormuşuz. İkili teşkilat adını verdiğimiz teşkilatın hatırlayın batısını kardeş yönetiyordu. Doğusunu hükümdar yönetiyordu. Burada biraz detay vermek istiyorum. Böyle yapmasaydın çok iyiydi kardeş. Batısını kim yönetiyormuş batıyı? Batıyı İstemi Yabgu yönetiyormuş. İstemi Yabgu. Doğuyu ise bizzat Mumin Kağan yönetiyormuş. Şimdi İstemi Yabgu'nun batı politikası bizim biraz sonra işimize yarayacak. Hatta hiç KPSS'de sorulmadığı için biraz detaylıca da konuşacağız
sevgili arkadaşlar soru olabilir diye. Bu Ming Kaan döneminde tölesler ve avarlar etkisiz hale getirilmiş. Zaten şöyle söyleyebiliriz. Yavaş yavaş bu Ming Kaan siyasal birliği kurmak için adımlar atmış. Ama torunları, çocukları o siyasal birliği sağlayacaklar arkadaşlar. Bu Ming Kaan'dan sonra yerine oğlu Mukan Kaan geçecek. Mukan Kaan en parlak dönem olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mukan Kaan da yine istemi yabguyla birlikte ülkeyi yönetmeye devam ediyor arkadaşlar, devletin batısını. Yani amcayla yeğen bu sefer devam ediyor. Ama lütfen unutmayın, Göktürk Devleti'nin en güçlü dönemi, en parlak dönemi, en zengin dönemi, en siyasal olarak topraklarını genişlettiği dönem Mukan Kaan dönemiymiş arkadaşlar. Şimdi İstemi Yabgu'nun bu batı politikasını bir konuşmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Lütfen dikkat. Buna şöyle başlık atabiliriz. İstemi Yabgu'nun batı politikası hiç KPSS'de çıkmadı. Aha size çıkması için çok önemli bir sebep. Hiç çıkmamış olması. İstemi Yabgu'nun batı politikası. Değerli arkadaşlar, İstemi Yabgu sırf İpek Yolu'nun egemenliğini daha da güçlü bir şekilde alabilmek ve devletini zenginleştirmek için çeşitli ittifaklar yapacak. Çeşitli birleşmeler yapacak. İşte o birleşmelerden ilki İran kökenli Sasanilerle işbirliği yaparak Türk Akunları yıkıyorlar. Sasanilerle işbirliği yaparak kimi yıkıyorlar? Akunları yıkıyorlar arkadaşlar. Bu neye yol açıyor? Bu neye yol açıyor? Bu İpek Yolu üzerinde Türklerin daha fazla egemen olmasına yol açıyor. Ama İpek Yolu üzerinde Sasanilerin de daha fazla egemen olmasına yol açıyor. Bu durum bir süre sonra aralarını bozuyor. Şimdi İpek Yolu dediğimiz yolun başlangıcı da İstanbul olduğu için yolun başındaki Bizans'ta da işbirliği yapacak. Dikkat, dikkat. Yine soru. Ya bu ekran soru arkadaşlar. Sonunda fotoğraf çekin, not alın. Bu ekran soru. Yine soru çıkabilir. Bizans'la işbirliği ilk kez yapan Türk devletidir Göktürkler. İlk kez Bizans'la işbirliği yapan, hatta biz ona şöyle de diyebiliriz. İlk kez Bizans'la diplomatik ilişkiler kuruluyor. İlk kez Bizans'la diplomatik ilişkiler kuruldu. Elçiler gönderiliyor. Evet, bravo. Karşılıklı elçiler gönderildi ki bu elçiler önemli. Hiç soru sorulmadı. Bu elçilerden bir tanesi Bizans elçisi. Bizans elçisinin adı Zamarkos. Tam nasıl okunur bilemiyorum ama. Bizans elçisi Zamarkos. Zamarkos yazdım ya. Köktürklerin elçisi ise o kim? Manyak. Bana mı dedin? Köktürklerin elçisi ise manyak. Manyak arkadaşlar. Yıldızladım haberiniz olsun. Vallahi yıldızladım. Fakat size bir şey sormak istiyorum. Sesinizin çıktığını da görünce şaşırdım. Bir şey sormak istiyorum. Türkler henüz yazıyı kullanmaya başlamışlar mı? Hayır hocam. Harf bunlarda çıkmadı mı hocam? Türkler. Yerleşik hayata geçmedikleri için. Bir dakika. Yerleşik hayatı karıştırmayın şimdi. Yazıya bakalım. Evet. Söylediğiniz doğru. Yerleşik hayatı geçtikleri için göçebe yaşamdan dolayı Türkler yazıyı geç kullandı. Ama başka bir şey soruyorum. Diyorum ki 1. Göktürk'te değil 2. Göktürk Devleti'nde ilk kez yazı kullanılacak. Ve şu an biz 1. Köktürk Devleti'ndeyiz. Eğer öyleyse 1. Köktürk Devleti'ndeysek henüz yazıda kullanılmadıysa nasıl oluyor da diplomatik ilişki kuruyoruz? Bu bir. Yine bir şey daha soracağım.
Geçen haftaki derste demiştik ki Asya Hun Devleti ile Çin arasında ilk kez Kuzey Şansi Anlaşması diye bir anlaşma imzalanmış diyor. Nasıl imzalıyorum ben anlaşma? Fikri olan var mı? Çikolatalık soru. 1 Haziran'da dershaneye başladığımızda gelip benden bu video kaydını gösterip ne alabilirsiniz? Çikolata alabilirsiniz. Çinlilerden öğreniyorlar hocam. Neyi? Yazıyı. Tamam. Ama şu an yazı yok. Yazı kullanmıyorlar. Elçileri göndermelerinin sebebi zaten hocam anlaşmayı yapmak değil mi? Evet. Yazıyı bilmeyen elçi mi gönderiyorlar? Denetlemek için elçileri gönderiyorlar hocam. Tamam da. İlla ki öyle olacak da. Neye göre? Yani adam yazıyı bilmiyorsa... Değil mi? Neye göre gönderdi adamı? Sözlü olarak yapıyorlardır. Heh, şimdi öyle yorumlayabiliriz. Evet, sözlü olarak yorumluyor da şey yapıyor da olabilirler. Ama bir şey söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Bunu lütfen anlamaya çalışın. Birazcık kafa karıştırıyor olabilir. Ben size demiştim ki geçen haftaki derse Orta Asya'da yalnız değiliz. Orta Asya'da Türkler olduğu gibi, Çinliler olduğu gibi Moğollar var, Tunguzlar var, Siyanpiler var, Yüeçiler var. Bir de Soglar var. Soglar. Soglar arkadaşlar. Bu Soglar uzun yıllar Çin egemenliğinde kaldığı için bu Soglar yazıyı biliyorlar. Ve Türkler genellikle bu Soglara egemen olmuş ve Türkler genellikle bu tür diplomatik ilişkilerde İşte bu tür anlaşmalarda kimleri kullanıyor? Sogları kullanıyor arkadaşlar. İşte bu manyak dediğimiz adam da aslında Türk kökenliden ziyade Sog kökenli bir adamdır. Haberiniz olsun, cebe atın. Uygur alfabesi diye bir alfabe öğreneceğiz. Bugün ya da önümüzdeki hafta. Uygur alfabesinde diyeceğiz ki biz mesela Sog alfabesinden etkilenmiştir diyeceğiz mesela. Hatta yine Türklerde dil konusunu işlediğimizde diyeceğiz ki Türklerin kullandığı alfabelerden bir tanesi de ne alfabesidir? Sog alfabesidir diyeceğiz arkadaşlar. Lütfen ne yapın? Bunu cebe koyun. Anlamlandırın. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Peki. Şimdi Bizans'la yapılan bu diplomatik görüşmeler ne için? İşte bu Sasanilerin İpek Yolu üzerindeki egemenliğini azaltmak için. Ne olmuş? Bizans'ta bu sefer az önce Sasanilerle işbirliği yapıp Akunları yıkmıştım. Bu sefer de Bizans'la işbirliği yapıp Sasanileri yeniyorum. Yıkmıyorum, yeniyorum. Ama bir dipnot, bir detay, bir şey böyle çok KPSS olur mu bilmiyorum ama önemli bence. Türklerin Sasanileri yenmesi, Türklerim için hani hep dedim ya ben iki haftadır diyorum tarih bağlantı kurarsak güzel. Türklerin Sasanileri yenmesi, Türklerin öyle hatta cümleyi de öyle kurayım. Türklerin Sasanileri yenmesi. Türklerin Sasanileri yenmesi. Hazreti Ömer'in İran'ı ele geçirmesini kolaylaştırmıştır. İran'ı ele geçirmesini kolaylaştırmıştır. Ya da İran'ı ele geçirmesine ortam hazırlamıştır. İran'ı ele geçirmesine ortam hazırlamıştır. Arkadaşlar bu bakımdan önemli. Yine bir tane daha bağlantı. Hani bu sayfayı komple fotoğraflayın dedim ya. Madem öyle yazalım. Hazreti Ömer'in İran'ı ele geçirmesiyle birlikte de ne olmuştur? Araplarla Türkler ilk defa komşu olmuştur. Araplarla Türkler ilk defa komşu olmuştur. Arkadaşlar, Araplarla Türkler ilk defa komşu olmuşlardır sevgili arkadaşlar. Önemsedim haberiniz olsun.
önemsedim, haberiniz olsun. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Anlaştık. Evet hocam. Hedeyin bana, hedeyin bana. Ben böyle boş konuştum zannediyorum. Peki, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Önemliydi arkadaşlar. Lütfen dikkat. Bir de neyi unutmayacaksınız? Mukan Kağan siyasi birliği sağlamış ve ilk Türk devletlerini, Göktürk devletinin en parlak dönemini yaşatmış arkadaşlar. Lütfen onu da unutmayınız. Burası karıştı. Peki. Sevgili arkadaşlar, bakın şimdi size bir sır vereceğim. Tamam, bunu herkes bilmez. Baş başayız şurada zaten. Çok az kişiyiz bugün. Kayıt da edilsin. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi mesela şunun üzerinden anlatacağım. Mesela Osmanlı Devleti diye bir devlet öğreneceksiniz. Osmanlı Devleti diye bir devlet öğreneceksiniz. Osmanlı böyle yükselecek, tamam mı? Yükselme dönemi yaşayacak şöyle yavaş yavaş. Şöyle yükselecek. Mesela Kanuni Sultan Süleyman peşine Sokullu Mehmet Paşa. Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra Osmanlı Devleti duraklama dönemine girecek, tamam mı? Osmanlı Devleti mesela 1579'dan 1699'a kadar 120 yıl duraklayacak. Sonra Osmanlı Devleti 1699'dan sonra yıkılmaya başlayacak, bakın. Osmanlı Devleti'nin yıkılma süreci şöyle. Yani Osmanlı'nın yıkılması bile 300 yıl sürecek arkadaşlar. Ama ne yazık ki ilk Türk devletlerinin yıkılma hadisesi, şimdi kurulma hadisesi şöyleyse yıkılma hadisesi şöyle oluyor. İlk Türk devletleri çok hızlı bir şekilde yıkılıyor. Onun için en zirve hükümdarı gördükten sonra çok hızlı bir geri dönüşün başladığını unutmayın. Yıkılma süreçlerine hemen başlayacağını unutmayın arkadaşlar. Yani ne dedik? En parlak dönem Mukan Kağan dönemiydi. Mukan Kağan'ın ölümünden sonra belli ki devlette işler yolunda gitmeyecek arkadaşlar. Mesela başa Tapo Kağan, sonra İşbara Kağan geçse de Köktürk Devleti eski parlak dönemlerini ne yapamayacak? Yaşayamayacak sevgili arkadaşlar. Ve bu durumda Köktürk Devleti'nin yıkılma sürecine girmesini öğretecek. Şimdi Köktürk Devleti'nin yıkılma sürecinde geçen hafta bahsettiğim şey çok önemli. Yeniden bahsedeyim. Köktürk Devleti'nin yıkılmasındaki en önemli hadise Çin politikası. O Çin politikasına biz ne diyorduk? O Çin politikasına biz böl, parçala, yönet politikası diyorduk. Böl, parçala, yönet politikası diyorduk. Hatırlayacaksınız ben söyleyince. Ne yapacaklar? Bizim Türk hükümdar ailesiyle, yani hanedanın erkekleriyle Çinli prensesleri evlendirecekler. Ve bu Çinli prensesler bizimkileri birbirlerine düşürecekler. Bu Çinli prenseslerin, video kaydı olduğu için çok böyle detaya giremiyorum ama bu Çinli prenseslerin Türk hakanlarının ya da Türk hakan adaylarının asimile edilmesi için çok ciddi bir mücadele verdiklerini biliyoruz. Çinlileştirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Eğer bunu yapamazlarsa da devletin siyasal istikrarını bozduğunu biliyoruz. Nasıl? Aşkım diyor, sen diyor amcandan daha güzel hükümdarlık yaparsın diyor. Çünkü hanedandaki tüm erkeklerin tahta çıkma şeyi var. Yetkisi var bizde. Çok detaylı öğreneceksiniz onu. Her birinin tahta çıkma yetkisi olduğu için ne yapıyor? Bunları birbirine düşürüyor. Tabii ki Cilve'yle Nazlı Sare ne yapacaklar? Bizimkileri kandıracaklar ve Göktürk Devleti hemen kurulduktan 30 yıl sonra iç karışıklık yaşamaya başlıyor. Ve Doğu ve Batı Göktürkler olarak ikiye ayrılıyor. Ve peş peşe de ne yapacaklar?
Çin egemenliğine girecekler. Ne yazık ki sevgili arkadaşlar, peş peşe de Çin egemenliğine girecekler bu kök Türkler. Tabii bu egemenlik altında yaşamak Türkleri çok ciddi manada her birini mutlu etmeyecek. Arkadaşlar bakın, burayı şöyle konuşabiliriz. Çinler bu sefer çok akıllı bir hamle yapmışlar. Ne yapmışlar? Türkleri böl parçala yönet taktiği çerçevesinde parçalamışlar. Dağılmışlar Türkler. Ve özellikle hanedan üyelerini, yani yeni devlet kurabilecek isimleri de esaret altına almışlar. Şimdi bu esaret altındakilerden bazıları esaretlerinden memnun. Çünkü Çin'de rahatça yaşıyorlar. Özgür değiller. Çin'in emrinde yaşıyorlar. Ama buna rağmen rahat değiller. Rahatlar. Ama bazıları bu duruma isyan ediyorlar işte. İrili ufaklı birçok isyan olsa da bu isyanlardan en temeli, en dönüm noktası ve uyuyan Türkleri uyandıran hadise Kürşat ihtilalidir. Kürşat 39 ve kendisi 40 arkadaşıyla Çin İmparatorluk Sarayı'nı basıp dershanede denk gelirsek bunu detaylıca anlatırım size. Vaktim daralıyor. Göktürkleri bitirmem lazım. Çin İmparatorluk Sarayı'nı basarak, aslında başlangıçta plan böyle değil. Netice imparatoru kaçırarak diyelim bir şekilde. Esaret altındaki Türklerin serbest bırakılmasını isteyecek. Fakat başarılı olamayacak 40 arkadaşıyla. Fakat bize Kürşat'ı öğreten adam mesela yazdığı romanın sonunda der ki Kürşat ölmüş ama yenilmemiştir der. Çünkü Kürşat'ın hedefi hayali neydi? Esaret altında kalan Türkler esaretten kurtulsunlar ve bağımsız bir devlet kursunlar. İşte Kürşat'ın hayali olan bu şeyi kim başaracak? Kutluk Kağan başaracak arkadaşlar. Kutluk Kağan sevgili arkadaşlar, 682 yılında büyük bir isyan başlatacak. Kürşat'ın açtığı yoldan ilerleyerek ve 2. Göktürk Devleti'ni kuracak. 2. Göktürk Devleti'ni kurarken dağılmış Türkleri bir araya getirdiği için ona İlteriş ünvanı verilecek Kutluk Kağan'a. Bu devlete 2. Köktürk Devleti de derler. Ama dikkat, ÖSYM sorularında bazen ÖSYM 2. Köktürk demiyor, Kutluk Devleti diyor. Haberiniz olsun, aynı devlet. Kutluk Devleti arkadaşlar, bakın Türk'ün hani siniri gazabı derler ya, Kutluk Kağan zamanında Çin'e 46 tane sefer düzenlenmiş arkadaşlar. 46 tane sefer düzenlenmiş sevgili arkadaşlar. Evet Gizem, aynen öyle, doğru hatırlıyorsun. Yağmur yağıp planları iptal olmuştu. Arkadaşlar şimdi size ilginç bir şey söyleyeceğim. Kutluk Kağan'ın yanında yoldaşı, yolbaşçısı, eski Türklerin ifadesiyle yolbaşçısı bir arkadaşı var. O arkadaşı Türk tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi olacak. Çünkü İlteriş Kağan'ın soyuna ne yapacak? O hep yardımcı olacak. Evet, kim o? Ben hocam, Gizem. Gizem. Tonyukuk. Bakın Tonyukuk daha 2. Köktürk Devleti'nin temelinde var arkadaşlar. Tonyukuk daha 2. Köktürk Devleti'nin temelinde var. Şimdi Kapkan Kağan dönemi. Sizden şu ifadeyi lütfen iyi anlamanızı istiyorum. Çünkü her sene bir sürü tarih kitabı ortaya çıkıyor. Soru bankaları, konu anlatımlar. Bu sene çıkan tarih konu anlatım kitaplarında bazılarında Kapkan Kağan'ın 2. Köktürk Devleti'nin en parlak dönemi olduğunu yazmış, kabul etmiyorum. Çünkü MEP kitabı öyle bir şey yazmıyor. Kapkan Kağan'ın ama 2. Köktürk Devleti'nde tüm Türkleri siyasal birlik haline getirdiğini biliyoruz. Siyasi birliği kim sağlamış? Kapkan Kağan sağlamış arkadaşlar. Lütfen sadece böyle not alın. Siyasi birliği büyük ölçüde sağlamıştır Kapkan Kağan sevgili arkadaşlar. Kapkan Kağan çok sert bir kağanmış. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıf 2019 tarih kitabının ifadesini söylüyorum. Diyor ki
Kutlug Kağan'ın ölümünden sonra Başa Kapkan Kağan geçmiş. Kutlug'un yoldaşı, arkadaşı Tonyukuk ona da yardımcı olmuş. Ve Kapkan çok sert bir hükümdarlık yapmış. Bu sert hükümdarlık zamanında Çin'le de mücadele etmiş. Asi Türk boylarıyla da mücadele etmiş. Ve bu Asi Türk boylarını siyasi birlik altına almıştır. Fakat Kapkan Kağan'ın bu çok sert tavırları Türkler arasında ayaklanmalar çıkartmış ve bu ayaklanmalardan birinde Kapkan Kağan hayatını kaybetmiştir diyor. Kapkan'dan sonra kısa bir İnal Kağan dönemi var arkadaşlar. Ama İnal Kağan'ı halk da çok fazla benimsemeyince ne yapacak başa? Bilge Kağan geçecek arkadaşlar. Biz burayı şöyle söyleyeceğiz. İkinci Köktürk Devleti'nin, bu ifadeyi şöyle alt alta not alır mısınız lütfen? Yazacağım sonunda ama. İkinci Köktürk Devleti'nin kurucusu Kutlug Kağan'dır. En parlak dönem Bilge Kağan'dır. Ama siyasi birliği sağlayan Kapkan Kağan'dır arkadaşlar. Siyasi birliği Kapkan sağladı. En parlak dönem Bilge Kağan dönemi sevgili arkadaşlar. Şimdi size bir çikolatalık soru. Arkadaşlar. Bakın ilk defa Türk tarihinde iki tane kardeş ikili teşkilat kurmadan devletin merkezinden ülkeyi birlikte yönettiler ve kavga etmediler. Taht kavgası yaşanmadı. İlk kez iki tane kardeş devletin merkezinden ülkeyi yönettiler ve taht kavgası yaşamadılar. Şimdi, bu kardeşler Bilge Kağan ve Kültigin kardeşler. Anlaştık mı? Bu kardeşler Bilge Kağan ve Kültigin kardeşler. Bana Türk tarihinde böyle iki tane daha kardeş kim bulabilir? Tuğrul Açar Bey. Aferin Selma. İlk Selma'dan geldi. Büyük Selçuk Devleti kurucusu Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler gibi. Aynı Bilge Kağan ve Kültigin, Çağrı Bey ve Tuğrul Bey gibi. Arkadaşlar, bu dönemde Basmil, Karluk, Türgişler egemenlik altına alınacak. Zaten onların ayaklanmalarıyla da 2. Göktürk Devleti yıkılacak diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Peş peşe hayatlarını kaybedecekler. Karluk, Basmil ve Uygur devletleri boyları diyelim. 2. Göktürk Devleti'ni yıkacak. Hızlı geçmedim. Çok önemli bir noktaya geldik. Orhun yazıtları. Arkadaşlar bunu normalde ben kültür ve medeniyette anlatacaktım. Ancak bu sene MEP kitabında Köktürk abideleriyle ilgili, Orhun abideleriyle ilgili çok önemli ifadeler vermiş, yeni bilgiler vermiş. Öncelikle bu yeni bilgileri beraber burada bu sayfada konuşacağız. Sonra Köktürklerle ilgili bazı ifadeler vereceğim size. Şimdi Köktürk yazıtları ya da Orhun yazıtları arkadaşlar. Türk tarihinin okunabilen, bu ifade önemli. Türk tarihinin okunabilen ilk yazılı eseridir. Okunabilen ilk yazılı eseridir arkadaşlar. Sizden ricam, eğer benim notlarım elinizde yoksa sizden ricam tek tek şunları not almanızdır arkadaşlar. Bugünkü Moğolistan'dadır. Bugünkü Moğolistan'da. Türk tarihin ve edebiyatının ilk yazılı örnekleri ve nece yazılmış? Köktürkçe yazılmış. Demek ki artık ilk defa Türkler yazılı belgelere geçebiliyorsa alfabeleri var. Biraz sonra Köktürklerin özelliklerini konuşacağız. Ne diyeceğiz onlara? Alfabeleri var. Köktürklerin, ikinci Köktürk'ün alfabesi var. Ne alfabesi? Köktürk alfabesi. Köktürk ya da Orhun alfabesi. Bir milletin kendine ait alfabesinin olması KPSS'ce de bence de milliyetçiliktir arkadaşlar. Bu Göktürklerin milliyetçi özelliklerini daha da arttırıyor. Haberiniz olsun. 38 harfli Köktürk alfabesi. Kendi milli alfabemiz.
Bugünkü Moğolistan'dadır. Bunu kabul ettik. Şurada altta diyor ki Türk devlet adamlarının millete hesap vermeleri, devletin ve milletin karşılıklı görevlerinin belirtilmesi, Türk devlet anlayışının bilinmesi açısından son derece önemlidir. Biz buna Türk tarihinin ilk siyasetnamesi diyoruz. Devletin halka hesap vermesi, halkın nasıl yönetilmesi gerektiğinin belirtilmesi, biz ne diyoruz? Siyasetname diyoruz. Türk tarihinde ilktir. Türk tarihinin ilk siyasetnamesidir. Türk tarihinin ilk siyasetnamesidir. Bunu da unutmayınız arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir yüzü Türkçe, diğer yüzü Çincedir. Çünkü yeni bir alfabe olduğu için öğrenilmesi kolay olsun diye. Arkadaşlar yazan Yolluğutekin'dir. Fakat Tonyukuk kendi kitabesini yazdırmıştır. Unutmayınız. Kendi kitabesini yazdırdı. Ama Yolluğutekin için ilk Türk tarihçisi, ilk Türk edebiyatçısı gibi ifadeler bundan dolayı söylenir. Üç tanedir arkadaşlar. Her biri kimler adına? Kültigin, Tonyukuk ve Bilge Kağan adına yazılmıştır. Üç tane kitabedir bunlar arkadaşlar. Kültigin, zaten bunu da öyle kodlarım ben hep. Kültigin, Tonyukuk ve Bilge Kağan adına yazılmıştır. Bakın, buraya kadar sıkıntı yoktu da. Burada sıkıntı var arkadaşlar. Daha doğrusu yeni bilgi bunlar. MEP kitabı bunları yeni ekledi. Arkadaşlar onun için dikkat. Sorabilir miyim? Tabii ki. Runik yazı çeşidiyle yazılmış diye bir ifade var ya. Bu runik yazı nasıl bir yazı oluyor? İşte taşa yazılabilen düz yazı. Hani kıvrımlı değil düz. Anladın mı? Genellikle kıvrımlı değil düz. Tabii çok detaylı teknik detayını bilemiyorum ama daha düz. İlk bulanlar arkadaşlar. Bunları daha önce çok fazla şey yapmadık. İlk bulanlar Strahlenberg ve Yadrintsev. Bunlar İkinci Dünya Savaşı sırasındaki askerler arkadaşlar. Onlar buluyorlar. İlk bulanlar Strahlenberg ve Yadrintsev arkadaşlar. Peki ilk okuyan bu eski bilgi, bunu biliyorsunuz. İlk okuyan William Thompson, Danimarkalı Türkolog arkadaşlar, ilk okuyan. İlk bilgileri veren arkadaşlar, bu adam çok önemli bir adam. Ve MEP kitabında bunu böyle fotoğrafıyla, kitabının fotoğrafıyla koymuşlar. İlk bilgiler nerede bahsedilmiş? Cüveyni'nin eseri. Tarihi Cihanı Güşa. Biraz detaylı biliyorum ama MEP kitabı bu sene eklemiş arkadaşlar. Ondan korkuyorum. Tarihi Cihanı Güşa'da verilmiş ilk bilgiler. Hepsi birbirine karışmasa iyiydi. İlk bilgiler Tarihi Cihanı Güşa'da. Üşenmedim, bir daha yazdım. Cüveyni'nin eseri. Son sözüm bununla ilgili arkadaşlar.
Bir de Batı'ya tanıtan adamı yazmışlar. Batı'ya ilk kez tanıtan Messerschmidt Batı'ya tanıtan. Arkadaşlar, Muharrem Ergin Hoca da bence onu da yazabilirsiniz. Bize bugüne kadar en fazla Orhun Abdi'yle ilgili bilgi veren Türk tarihçi, Türk filologtur, dil bilimcidir aynı zamanda arkadaşlar. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Son iki şey söyleyip bitireceğim eğer anlaştıysak. Muharrem Ergin'le ilgili söylediğiniz neydi hocam? Bize en fazla Göktürkçeyi öğreten adamdır. Burayı en fazla araştıran adamdır Türk tarihinde. Türkiye tarihinde öyle söyleyeyim. Osmanlıca da eğitim veren bir hocadır Muharrem Ergin. Ama Muharrem Ergin'in Orhun Abdileri kitabını açıkladığı bir kitabı var. Mesela biz üniversitede o dersleri okuyorduk. Arkadaşlarım, Göktürklerle ilgili son sözlerim, son iki cümlem çok önemli bunlar. Birincisi, posta teşkilatı. İlk Türk devletlerinde, İslamiyet öncesi Türk tarihinde ilk kez posta teşkilatını kullanan devlet Göktürkler. Ezberlemeyin. Dersin başında hocanız dedi ki, arkadaşlar dedi, Doğu Batı yönünde en geniş devlet Göktürklerdir. İşte toprak büyüdükçe haberleşme ihtiyacı artıyor. Bundan dolayı Göktürkler posta teşkilatını kuruyorlar. Arkadaşlar, sondan bir önceki cümlem buydu. Bir de değerli arkadaşlarım, 12 hayvanlı Türk takvimi. 12 hayvanlı Türk takvimini de yapan, kullanan kimlerdir? Göktürklerdir arkadaşlar. 301 şöyle söyleyeyim, bir güneş yılı esaslı takvimdir. 12 hayvanlı Türk takvimi. Bu takvimleri size kültür medeniyette detaylıca anlatacağım ama sadece şunu bilmenizi istiyorum. Güneş yılı esaslı bir takvimdir. Mesela bugün dünyanın güneş etrafında bir tam dönüşünü biliyorsunuz. 365 gün 6 saat hesap etmişler bilim adamları. Onlar da dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü 365 gün 5 saat hesap etmişler. Günümüzden yaklaşık 1300-1400 yıl önce. Sebebi ne olabilir? Neden astronomide bu kadar ileri gitmiş olabilirler diye soruyorum ve öyle bitiriyorum dersi. Neden olabilir? Neden Türkler 12 hayvanlı Türk takviminde bu kadar ilerleyebilmişler? Göktanrı inancı olabilir mi? Tabii ki olabilir. Şimdi takvimde normalde ilerleyen takvimler genellikle tarımsal insanlardır. Tarımsal devletlerdir. Mesela ay yılı esaslı takvimi Sümerler bulmuştur. Tarım çok önemli. Güneş yılı esaslı takvimi Mısırlılar bulmuştur. Tarım çok önemli. Ama burada dinin etkisi de var arkadaşlar. Göktanrı dinine göre gökteki her şeyi çok yakinen takip ettikleri için Cemal, takip ettikleri için abi, Berkay'ın dediğini doğru kabul ettim. Göktanrı dinine inançlarından dolayı astronomide de ilerlemişlerdir sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık mı? Hediyeyim bana ya. Anlaştık hocam. Peki, anlaştıysak eğer tamam, şöyle şunları yapalım o zaman. Asya Hun Devleti'nin arkadaşlar kurucusu siyasi birliği sağlayan ve en parlak hükümdar. Kurucusu kimdir? Siz söyleyin. Teoman. Siyasi birliği sağlayan kimdir? Metehan. En parlak dönemde yine kimdir? Metehan'dır arkadaşlar. Birinci Köktürk. Bugün işlediklerimizi de siz söyleyeceksiniz bana. Birinci Köktürk
Devleti'nin, 1. Köktürk Devleti'nin kurucusu kimdir? Humin Kağan. Balamir değil. Yok, 1. Köktürk'ün, karıştırma. Avrupa 10 demedim. Humin Kağan. 1. Köktürk Devleti'nin kurucusu Humin Kağan'dır. Humin Kağan'dır. Siyasi birlik ve en parlak hükümdar kimdi? En parlak hükümdar? Mukan Kağan. Mukan Kağan. İkisi de aynı kişi değil mi yine? Evet. Mukan Kağan. En parlak da Mukan Kağan'dı. Şimdi ikinci Köktürk. İkinci Köktürk. Kurucusu kimdi? İkinci Köktürk'ün kurucusu? Kutluk Bilge Kağan. Kutluk Bilge Külkağan'dı. Hayır, Kutluk Kağan. Kutluk Kağan. Ona ne demiştik? İlteriş demiştik. İlteriş. Kutluk Kağan, İlteriş. Siyasi birlik. Kapkan Kağan. Siyasi birlik. Kapkan Kağan. En parlak dönem. Bilge Kağan. Harikasınız. Bilge Kağan. Bilge Kağan. Bunu Avrupa Devleti'ne yaparsak Avrupa Hun'da, Avrupa Hun'da böyle siyasi birlik hadisesini çok böyle dillendiremeyiz ama kurucuyu bilelim. Kurucu Balamir. En parlak dönem Attila. Tabii ki Attila. Anlaştık mı? Hepsini bir arada görmüşken Uygurları da yazalım mı? Önümüzdeki olur. Hafta işleyeceğimiz Uygurlar. Uygurların kurucusu Kutluk Bilge Külkağan. Kurucu Kutluk Bilge Külkağan. Bilge Külkağan. Orada da siyasi birlik ve şey aynı olacak. Kimdir? Moyençur. Aferin size. Moyençur. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Hepsi bir arada böyle. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Notunuzu alın, fotoğrafınızı çekin ya da yayını kapatmadan önce. Var mı başka sorunuz? Peki. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi geceler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.